Ya şu meyhaneden kovulmamız çok kötü oldu be abi. Bir çalgıdan Sipali geliyordu, o da şıp diye kesildi. Senin durumun yine iyi kardeşim. Taksim var. Ya biz ne yapalım? Hepten şapa oturduk. Muharrem abi. Ne? Bir çay çek. Artıkın herkes işsiz olduğuna göre veresiye çay devri bitmiştir ona göre. Para peşin, kırmızı beşin. Yani artıkın çay da mı içemeyeceğiz Muharrem abi ya? Ya bir durun be kardeşim. Mahmut Paşa işi tişört gibi bir yıkamada, hemen sanmayın kendinizi. Rıza patronla konuşmaya gitmişti. Belki de hayırlı haberlerle gelecek. Değil mi ama? Beter haklı be Ferhat. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Ne demişler? Her kışın bir baharı, her gecenin bir niharı vardır. Hah. Rıza yan çomağı hazırla. O da geldi işte. Günaydın beyler. Şşş. Ayrıl Rıza. Ne bu surat? Mezarlık mermeri gibisin vallahi. Sormayın abiler. Vaziyet bamya. Yapma ya. Evet abi. Yeminle. Yalvardım, yakardım ama patron olmaz diyor ya. Gelip ayaklarıma kapansalar yine de iş almam onları diyor ya. Bittik biz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Acımızdan yemek borumuza örümcekler ağ bağlar artık ha. Bir dakika. Aklına bir şey geldi. Eyvallah. Patron kesin kabul edecek sizi. Açıkla o zaman bakalım. Orkestra ile birlikte Yıldız Kaplan'ı da meyhaneye götüreceğiz. Aa. Tabii. Aynen böyle. Ne? Hadi be. Olur mu öyle şey hiç be? Hayatta olmaz. Cık. Ya Yıldız Kaplan'ı alıp meyhaneye nasıl götürürüz biz Beter ya? Ay olmaz. Hiç olmaz. Kadını biraz kullanmış gibi olacağız ama. Hı. Ya saçmalamayın arkadaşlar. Kadın Yıldız Kaplan olduğunun farkında bile değil. Nasıl olsa birkaç gün misafirimiz olmayacak mı? Olacak hanım. Tamam işte kardeşim. Tamam. Misafirimizi meyhaneye eğlendirmeye götürdüğümüzü düşünün. Tek farkı var. Şarkılara oturduğu yerden eşlik etmeyecek de sahneye çıkıp oradan söyleyecek. Nasıl? Vallahi çok doğru. Helal olsun anam. Maşallah ne kafa var Beter'de. Gel anam öpeceğim kafanı. Temiz değil mi kafanı? Yıkadın mı? Pembeciğim. Kolonyayla desenfekte ettim. Hangi? Gönül rahatlığıyla öpebilirsin. Canım benim. Olay tamamdır. Yıldız'ı meyhaneye götürüyoruz. Patron Yıldız'ı görünce yalvaracak bize. Ya ama iyi de yani kadın hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şarkısını hatırlamaz ki. Anam doğru diyor ve biz bunu hiç düşünmediydik. Onun da koloyu var kardeşim. Aman olmazsa şaşırdım. Vallahi anam bakayım zehir kafa zehir maşallah. Yaşa. Vallahi. Yıldız'ın şarkılarını Selim'in besteleriymiş gibi kendisine verip ezberleteceğiz. O da yeni sanıp söyleyecek. Nasıl? Olur mu öyle yani? Olmaz mı pembe? Aslanlar gibi olur. Tabii. Olur dersin. Bakın size bir şarkı bestedim. Okuyun bakalım sevecek misiniz? Sayende mum gibi eriyorum. Hı-hı. Sayende yaz günü üşüyorum. Sayende yangına gidiyorum. Sayende. Bir dakika. Bunları sen mi yazdın? Annem çaktı galiba. Kullandı valla bak. Evet ben yazdım. Tabii. Hem yazdı hem besteledi. Gerçekten. Valla. Tebrik ederim seni. Ne güzel sözler bunlar. Valla meşhur şarkıcılardan biri okusa bu şarkıyı hit olur çıkar. Anam karı bir bilse zaten şarkının hit olduğunu. Canım. Canım. Önüne bak. Biz diyoruz ki senin şarkın güzel şey yani sesin güzel. Yani sana bir iyilik yapmak istiyoruz. Hazır bak işin gücün de yok anam, gel bize katıl şarkı söylese. Hem sana yardım ettiğimiz için biz de sevaba girmiş oluruz he? Tabii büyüklük bizde kalsın. Ay çok sağ olun. Çok iyisiniz ama benden şarkıcı olmaz ki. Sen çık sahneye abla. Senin sesin daha güzel. Pembenin sesi mi daha güzel? Kapa gıcırtısı bile pembenin sesinde daha güzeldir be. Allah'ın cicozları. Çekemezler anam benim sesimi. Ne varmış be benim sesimde? Fıstık gibi bariton sesim var Allah'ıma şükürler olsun. Yeme bizi şimdi pembe. Fareci yaklaması bile senin sesinden daha iyidir be. Anam bakma sen onlara. Beni çekemezler. Ha okuyayım da gör. Sayende mum gibi eriyorum. Sayende yaz günü üşüyorum. Halbuki kış günü üşüyorum olması lazımdı. Sayende yakına gidiyorum. Sayende. Ya kız ana. Tamam pembe tamam. Alkışlamak isterdim uzatma, ama tamam. Ellerim dolu kusura bakma ha. Anam gördüğünüz gibi şahane okudum valla. Doğru pembe abla. Yani hakikaten de harika söyledin ha. Şimdi sahneye çıkıyorum değil mi be? Saçmalama pembe planımızı mahvedeceksin ya. Ha pardon canım kendimi kaybetmişim. Anam sen sahneye çıkıyorsun itiraz yok. Senin işe ihtiyacım var anam gerçekten de. Ay olmaz ben beceremem. Ya becerirsin kız becerirsin. Sen çık bir sahneye bak göreceksin. İçinde var senin şarkıcılık değil mi? Yalnız biz sahne adı bulmak lazım arkadaşa. Mesela Selma Günoğlu nasıl? İyi değil anam. Şakir'e şıp sevdi olsun. Yok yok. Bence sahne adı Yıldız Kaplan olsun. Heh. Harikadır. Çok yakıştı bu isim size valla. Nefis. Bu nefis. Heh. Anam valla aferin sana. Gerçek ismi olsa bu kadar yakışırdı gerçekten de. Yok. Ben sevmedim o ismi. Bence benim adım Sevda Sayar olsun. Önüne bak. Sevda Sayar ne biçim isimdir öyle? Uvertür pavyon şarkıcılarına benziyor. Yıldız Kaplan iyidir anam. İyi hakikaten. Yani bu bünyeye bu isim şıp diye oturduk kardeşim. Yıldız Kaplansın artık sen. Vallahi yumruğumu tamam. İndiririm tepene. Önüne bak. İyidir anam Kaplan iyidir. Gel. Buldunuz mu kızı? Her tarafta soruşturduk abi. Hiç gören olmamış. Evine bakmaya akıl etmişsinizdir inşallah. Baktık abi. Eve gitmemiş. Çaktırmadan Osman'ın kulübüne de baktık abi. Oraya da hiç uğramamış. Allah Allah. Nereye gider bu kız ya? Patroncum iyi akşamlar. Ne var? Arkadaşlar sizinle önemli bir mevzuda konuşacaklar da. Konuşun bakalım. Ne istiyorsunuz? Patron. Bizimkiler işe dönmek istiyorlar. Sen onların avukatı mısın canım? Avukatıyım. Onların ağızları yok mu? Yok. Canım müsaadenle işe dönmek istiyoruz. Hı-hı. Dönüşümüz muhteşem olacak hanım. Evet. Ayaklarıma kapanıp af dileseniz bile olmaz. Şeytan görse yüzünüzü. Çikişine. Yani sen şimdi bizi meyhanede istemiyor musun amca? He? İstemiyorum. Emin misin? Eminim. Son kararı resmi. Siz benimle alay mı ediyorsunuz be? Çıkın dışarı dedim size. Çıkın. Son sözün bu mu annem? Hayır. O değil. Bu. Defolun. Aa. Tamam. Gidiyoruz. Kızma yürüyün. Hı. Yalnız çıkmadan önce orkestraya kimi aldığımızı görmek istersiniz belki. Hı? Hı. İstemem. İstersin, istersin. Hem de nasıl istersin ha? Sahnelerin kraliçesi Yıldız Kaplan. Ya avucum. Yıldız Kaplan. Şimdi Yıldız Kaplan sizin hakikaten işte. Orkestrada mı söyleyecek? Doğru mu bu? Yeni iş aldık. Şarkı söyleyecek bizle. Neyse canım. Sen en son defol mu dediydin? Hadi canım defoluyoruz. Haydi. Çüss. Hadi görüşürüz. Çüss. Durun ya. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Şaka yaptım ben size. Burası sizin yeriniz ya. Biz sana çok kırıldık patron. Biz gideceğiz ya. Tabii canım. Gidelim biz. Hadi. Rica etse kapıdan çekilir misin patroncuk? Hadi. Allah aşkına yapmayın ya. Burası sizin yeriniz. Ben sizi buradan nasıl kovarım ya? Rıza sen de bir şey söylesene ya. Tabii canım. Ya patron şaka yaptı size. Vallahi öyle. Çok esmikten. Aman istemem artık. Yok anam. Aman uyuyla beraber kendi de kurur inşallah be. Ayaklarıma kapansan da boş ver. Kapanırım pembe. Ne olur gitme. Pembe kapanırım. Kapanma. Aman kapanma yok. Kapanma ayağıma kapanma istemem. Ayağıma kadar. Hadi tamam hadi. Sağ ol. Yalnız canımız zam isteriz biz. İstediğiniz para olsun. Yani şimdi ne kadar istersek o kadar zam mı yapacaksın sen? Adam niye bu kadar ısrar ediyor anlamadım ben. İlk defa şarkı söyleyeceğim. Belki başarısız olacağım değil mi? Çaktırma. Bir bak bizim patron şarkıcı sarrafıdır. Bir görüşte ondan şarkıcı olur mu olmaz mı şıp diye anlar. Belli ki sen ileride meşhur olacaksın, anladı patron, gerçek.